Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleri. Tarımda doğru bilginin kısa yolu Türkiye'nin görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Antalya Tarım Orman Müdürlüğümüzce başlatılan uzmanlarla baş başa eğitim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 30. dersimizde nar yetiştiriciliği konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Alp Aslan Şahin hocamız bizlerle birlikte. Hocamız öncelikle merhaba diyelim tekrardan. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin Çok teşekkür ederiz hocam. Başlamadan önce yine sizi kısaca tanıyabilir miyiz? diliyorum. Ben Alparslan Şahin, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçelikleri mezunuyum. 5. yılımda Batem'e geldim. Yaklaşık 24 yıldır Batem'de çalışıyorum. Yüksek lisansımı da Süleyman Demirel Üniversitesi Bahçelikleri bölümünde yine nar üzerine yaptım. Yaklaşık 22 yıldır da nar ıslahı ve yetiştirme tekniği konularında araştırmalarında çalışmaktayım. Bugün yine çok değerli bir hocamız olan sizinle böyle güzel bir dersi işlediğimiz için ben çok mutluyum. Şimdiden hocam tekrardan teşekkür ederiz tüm sunum için. Ben dersimizin saati geldi. İsterseniz sunumu yine biraz önceki gibi yansıtabiliriz ekranı hocam. Tamam. Evet geldi hocam. Her Evet. şey yolunda iyi sunumlar dileriz hocam. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi neden nar? Nar yetiştiriciliği bildiğiniz gibi Türkiye'de yeni bir konu değil. Aslında 10 yıllardır yetiştirilmekte olan bir tür. Neden nar yetiştiriciliği yapıyoruz? Nar ve ürünleri fonksiyonel gıda olarak değerlendirilmektedir. Fonksiyonel gıda ise doğal olarak içerdikleri besin bileşenleriyle besleyici olduğu kadar yapılarında bulunan çok işlevli biyoaktif bileşenlerle vücudumuzun temel fizyolojisini olumlu yönde etkileyen gıdalar olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden nar yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ayrıca nar doğal bir antioksidandır. Narın bu özelliği içermiş olduğu antosiyaninler ve polifenolik maddelerden gelmektedir. Yapılan son araştırmalar narın içerdiği maddelerin insan sağlığı ve beslenmesi yönünden çok önemli olmasının anlaşılması, nara olan talebi son yıllarda artırmıştır. Narın ayrıca insan sağlığı yönünden önemi, şunu da gördüğünüz gibi kanser, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kolesterol, şeker hastalığı, stres, antiviral, ishal ve dizanteri, ateş düşürücü ve bağırsak parazitlerini düşürücü gibi çok önemli sağlık yönünden özellikleri bulunmaktadır. Narın ayrıca besin değerini inceleyecek olursak kısaca, nar C vitamini, demir ve potasyumca çok zengin olan bir meyve türümüzdür. Narın ana vatanına kısaca bakacak olursak, narın ana vatanları içerisinde ülkemiz, Güney Kafkasya, Güney Batı Asya, Güney Asya, Yakın Doğu, Orta Doğu, İran ve Afganistan olduğunu görmekteyiz. Bu kırmızıyla işaretlediğimiz bölge narın ana vatanları. Daha sonra bu farklı ülkelere, Çin'e, Fas'a, buradan İspanya'ya, İngiltere'ye, Portekiz'e de en son olarak da ABD'ye kadar yetiştiriciliği yaygınlaşmıştır yüzyıllar içerisinde. Dünya nar üretimine baktığımız zaman narın üretiminin kayıtları FAO'da yer almamakta maalesef. Ancak biz yaptığımız taramalarda işte son 2000 yıllardan 2020'lere kadar genel bir projeksiyon çizdiğimiz zaman şu anda 7 milyon tonun üzerinde dünya nar üretimini olduğunu biliyoruz. Bu 2012'de yaklaşık 3 milyon tondu. Şu anda 7 milyon tonun üzerine çıkmış olduğunu biliyoruz. En fazla üretici ülkeler Hindistan, Çin, İran ve Türkiye. Türkiye nar üretiminde 4. sırada önemli bir yer almaktadır. Türkiye'nin nar üretimine baktığımız zaman ise gördüğünüz gibi 2008 yılında 127 bin ton iken şu anda 2020 yılında 600 bin tona ulaşmıştır. İhracat miktarımız da yine oldukça artmıştır. Yaklaşık 2008 yılında 27 milyon dolarken şu anda
Şu anda 126 milyon dolara kadar yükselmiştir. Bu dikkat ederseniz 2012 yılından itibaren ciddi bir artış göstermiştir. 1-2 yıl düşmesine rağmen şu anda 2020 yılı itibariyle en fazla nar ihracatı yaptığımız yıl olarak belirtebiliriz. Gerek ihracat miktarı olarak gerekse ticari değer yönünden. İller yönünden nar üretimine baktığımız zaman Antalya'nın %23,5 ile birinci sırada, Mersin %16,9, Adana 13,1, Muğla 12,71, 7 ve Denizli'nin 7,4 ile bu şekilde devam ettiğini ve bu gördüğünüz illerde yaklaşık nar üretiminin %85'ini ihtiva etmektedir gördüğümüz iller, ama 50'nin üzerindeki ilimizde nar yetiştirici az veya çok da olsa yapılmaktadır. En fazla Akdeniz, daha sonra Ege bölgesi ve en sonunda Güneydoğu Anadolu bölgesinde üretim yönünden sıralarsak bu şekilde bir üretim söz konusu. Narın ekolojik istiklerine bakacak olursak, nar normalde tropik ve subtropik bir iklim meyvesi olarak biliniyor. Ancak ılıman iklim bölgelerinde de kısmen yetiştiriciliği yapılmaktadır. Narın özellikle sıcak, kurak ve uzun bir yaz periyodu, ancak ılık ve yağışlı bir kış mevsimi istemektedir. Yaprağını döken tiplerde çok az bir soğuklama ihtiyacı vardır. Buna karşılık önemli bir sıcaklık toplama sonucu nar çiçek açmaktadır ve ürüne yapmaktadır. Ülkemizde en sıcak bölgelerden birisi Akdeniz bölgesi olduğu için çiçeklenme Nisan sonu Mayıs başında başlamakta, diğer seri daha serin bölgelerde ise Mayıs ortasını bulmaktadır. Ilıman ve soğuk bölgelerde ise çiçeklenme yaz aylarına kadar sürmekte, geciktiği için, biraz da uzadığı için. Sıcaklık toplamı yetersiz olduğu zaman da ticari meyve alınamamaktadır. Nar ılıman iklim bölgelerinde özellikle -10 santigrat dereceye kadar dayanabilmektedir. O yüzden -10 santigrat derecenin altına çok uzun süre düşen bölgelerimizde narın ticari olarak yetiştirilmesi mümkün değildir. -15 ve -18 santigrat derecelerde dalları, -20 santigrat derecede de bitkinin tamamı ölmektedir. Narın şöyle bir avantajı var. Çok geç çiçek açtığı için İlkbahar geç donlarına zarar görmezler. Ancak geç olgunlaşan çeşitlerde sonbahar erken donları meyvelerimize zarar verebilmektedir. Yıllık ortalama yağış isteği narın 500 milimetre. Bu yağışların da özellikle kış ve ilkbahar aylarında düşmesini istemekteyiz. Yazın yağmurlar nara zarar vermektedir. Bunlar meyve kalitesini bozmakta, özellikle olgunluğa yakın dönemlerde meyve çatlamasının önemli bir sorun olan, fizyolojik zarar olan meyve kabuğunun çatlamasına neden olmaktadır. Büyük oranda da verim kaybına yol açabilmektedir. Nar bir güneş bitkisidir. Bu yüzden bahçe kurarken dikim aralıklarına, budama sisteminin saptanmasında ve yeterli ışıklama koşulları mutlaka düşünülmelidir. Toprak istekleri yönünden de narın ciddi bir avantajı bulunmaktadır. Kumlu, kirli, silisli, kireçli ve çakıllı topraklardan alkali ve asitli topraklara kadar yetişebilmektedir. Tuzluluğa orta derecede dayanıklıdır. Bazı meyvelerin aksine aşırı toprak nemlinden zararlanmaz. Bir avantajdır nar için. Serin bir, nemli bir toprak ister nar. Ama en uygun gelişme yine de kuru ve sıcak hava koşullarına karşılık derin, geçirgen, nemli ve serin toprakları tercih etmektedir nar. Kaliteli meyve yetiştiriciliği için biraz önce söylediğim gibi toprak neminin sürekli sağlanması gerekmektedir. Yani bir şekilde sulamayı ihmal etmeden yapmamız gerekmektedir. Bahçe tesisinde dikkat edeceklerimiz şu şekilde sıralayabiliriz. Bahçe yerinin seçiminde özellikle ekolojik istekler çok önemlidir. Bildiğiniz gibi birçok meyve türünde olduğu gibi ve sebze türünde olduğu gibi. Uzun ve sıcak bir yaz mevsimi olan, kış aylarında sıcaklığın -10 santigrat dereceden aşağı düşmeyen, yeterli güneşlenme sağlanan, aşırı derecede rüzgar olmayan, çünkü bu rüzgarlar bitkiye ciddi oranda zarar verebilmektedir. Özellikle nar dikenli bir yapıya sahip olduğu için rüzgar sırasında meyvede, yaprakta ve gövdede dikenler zarar verebilmektedir. Uygun toprak koşullarına ve sulama imkanlarına sahip yerler nar için en uygun yerler olarak tanımlayabiliriz.
Çeşit seçimi de en önemli konulardan birisidir nar yetiştiriciliğinde. Öncelikle ticari amacımız önemli. Sofralık mı, endüstriye yönelik çeşit mi olmalıdır? Buna karar vermeliyiz. Ardından iş pazarı ya da dış satım yapılacaksa özellikle ihracatçı ülkelerin istekleri gözetilmelidir. Özellikle Avrupa ülkeleri, Rusya, Ukrayna gibi ülkeler mahkumları tercih etmektedir. Arap ve Orta Doğu ülkeleri biraz daha tatlıları tercih etmektedir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor üretim yaparken. Ayrıca çekirdeklerin yumuşak ortaya da sert çekirdeklik durumu dikkate alınmalıdır. Çünkü özellikle yumuşak çekirdek nar çeşitleri daha çok talep görmektedir. Enstitümüzde birkaç enstitümüz nar konusunda bu tür çeşit geliştirme çalışmalarında bu isteklere yönelik çeşitlerimizi tescil ettiriyoruz. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Dağın rengi ve iriliği önemli ve o bölgeye adapte olmuş olması gerekiyor. Ayrıca depolamaya uygun olması gerekiyor. Çünkü taze üretimde biliyorsunuz diğer meyveler gibi nar da çok uzun süre depolanamamakta. Dolayısıyla depolamaya uygun olması gerekiyor. Hastalıklara ve zararlara toleranslı olması gerekiyor. Kabuk renginin ve kalınlığının ideal olması gerekiyor. Ve tane renginin yine talepler yönünde uygun renkli olması gerekiyor. Ayrıca nar suyu ve nar ekşisi elde etmek için muserre randımanı yüksek, kırmızı taneli, ekşi ve mayhoş narlar tercih edilmesi gerekiyor. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan en önemli nar çeşitlerine kısaca göz atarsak, Hicazlar bildiğiniz gibi enstitümüzün de aynı zamanda tescilli çeşidi, BATE'nin üretim ve ihracatı en fazla olan nar çeşidimiz %90'ın üzerinde üretimi ve ihracatı yapılmaktadır. Birçok bölgede adapte olmuş bir çeşidimizdir. Hemen hemen her bölgede üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık 40-50 kilogram ağaç başına, meyve ağırlığı 400 gramın üzerinde, kırmızı kabuklu ve koyu kırmızı taneli, orta sert çekirdekli, mayhoş ve geççi bir çeşidimiz. Diğer bir çeşit de çatırbaşı çeşidimiz, özellikle Hatay ve Adana bölgesinde kısmen yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yine aşınar da bu şekilde yaygın çeşitlerden birisidir. Ve son yıllarda özellikle enstitülerimiz tarafından tescil ettirilen nar çeşitlerimiz de mevcuttur. BATE'nin Hicaznar ve 2009 yılında tescil ettirdiğimiz, geliştirdiğimiz BATE Mesinlar, BATE Hicaznar, BATE Yılmazlar ve BATE Onurlar çeşitlerimiz mevcuttur. Yine İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitümüzün son yıllarda 4 tane nar çeşitini tescil ettirmiştir. Yine Şanlıurfa Tarımsal Araştırma Enstitümüz de yine 4 çeşidi tescil ettirmiştir ve üreticimizin hizmetini sunmuştur. Ve gördüğünüz gibi enstitümüzün tescil ettirdiği 4 nar çeşidini görmektesiniz. Ayrıca arazinin hazırlanması da bu konuda çok önemlidir. Kış ayları genelde ülkemizde yağışlı geçeceği için bahçe yerinin hazırlığına yaz aylarında başlanmalıdır. Arazimiz engebeli ise de toprak tesfiyesi yapılmalı. Kuruluk tabanını kırmak için dip kazan çekilip gerekirse kurulukla da derin bir sürüm yapılabilmeli. Eğer toprağımızın geneli organik maddeci fakirse ki toprak analizinden sonra bunlar belirlenmeli ve organik gübre ile desteklenmelidir. Dikim öncesinde arazi hazırlanırken. Biz dikime en uygun dikim aralığı terbiye ve budama sistemi uygulandığı zaman uygun terbiye sistemi uygulandığı zaman 3x4 veya 3x5. Biz ne daha düşüğünü daha fazlasını önermiyoruz. Çünkü uygun terbiye ve budama sistemlerimiz gerçekten mevcut. Buna tekniğine uygun yapılırsa özellikle en fazla 3x5 metre uygun. Üretici bazında belki bunlar 5'e 5, 6'ya 6 dikilmektedir ama bence bunların gereksiz olduğunu düşünüyorum. En fazla 3x5 metre dikim aralık mesafesinde bahçelerimiz kurulabilir. Bahçenin havalanma ve güneşlenmesinin iyi olabilmesi için sıra yönünün özellikle genellikle kuzey-güney doğrultusunda olması gerekiyor. Nar fidanları yaprak dökümünden başlayarak kış ayları boyunca ve erken ilkbaharda dikilebilir. Ancak kışları çok soğuk geçmeyen bizim gibi bölgelerde sonbahar dikimi daha yararlıdır. Toprağa daha erken adaptasyon sağlayabiliyor. Bir miktarda gelişim oluyor. İlkbahara hazır olabiliyor kışın dikersek. Yine toprağımızı düzelttikten sonra fidan dikim yerleri belirlenmesi gerekiyor. Ve 50 santimetre çapında ve derinliğinde
fidan çukurlarımızı açmamız gerekiyor. Çok fazla derine de gerek yok ama çok yüksekte olmaması gerekiyor. 50 santimetre çap ve derinlik. Bunun için yeterli nar için. Ayrıca rüzgar çok fazla olan yerlerde daha önceden bahçe kurmadan önce rüzgar kıran tesisi yapabilmeliyiz gerekirse. Yine dikim yapacağımız zaman dikim yapılmadan önce zayıf sürgünler fidan kök üzerindeki fidan üzerindeki dikim zayıf sürgünler kesilmeli. Çok uzun kökler olduğu zaman bunlar kısaltılmalı. Biraz kazık kök gibi olan uzun kökler sıfırla bu torf seviyesinde sıfırlanabilmelidir ve sürgünlerimiz 50-60 santimetreden tepesi alınmalıdır. Daha sonra fidanın çelik kısmının tamamı toprak içinde kalacak şekilde yazın hazırlanan toprak ve yalnız çiftlik gübresi karışımı çukurların alt kısmına doldurulduktan sonra bunlar üzerine fidanımızı dikmemiz gerekiyor. Yani üst toprakla yalnız çiftlik gübresini fidanımızın çukurumuzun dip kısmına yani kök bölgesine koyarak besin maddesi ve ortam için uygun bir şartlar sağlamamız gerekiyor. Eğer sürgünlerimiz 50-60 santimetreden fazla boy almamış ise ve zayıfsa bunlar 2 ya da 3 göz üzerinden yani 3-5 santimetreden kesilmeli ki önümüzdeki yılda daha hızlı gelişme sağlansın. Fidanımızı diktikten sonra da fidan diplerindeki toprak ayakla iyice bastırılmalıdır. Yani sıkı bir ortam sağlanmalıdır fidan için. Esnemeye karşı, rüzgara karşı zarar görmesin diye. Ardından dikimden sonra cam suyu vermek üzere küçük bir çanak yapılmalı ve bu bölgeye kesinlikle en az 20 litre cam suyu verilmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Ayrıca çok rüzgarlı olan yerlerde karşılıklı ikiyerek bağlanarak, çapraz bağlanarak fidanlarımız bunlara bağlanarak rüzgar zararından engellenebiliyor. Ayrıca toprak işleme de çok önemli narda. Özellikle nar bahçelerinde yabancı ot kontrolü, toprağın havalanması ve toprak neminin korunması bakımından toprak işleme yararlıdır. Ancak ağır yapılı çok fazla tutan topraklarda özellikle kış aylarında bahçede örtü bitkisi bulundurursak bunların faydası olur. Fazla suyun buradaki bitkiler tarafından alınması yönünde fayda sağlayabilmektedir. Köklerin bildiğiniz gibi nar çalı formunda ve yüzde kök sahibine köklere sahip olduğu için köklerin zarar almaması için genç nar bahçelerinde ilk yıllar derin toprak işleme aletleri iki yönlü sürüm yapılabilir. Ancak ileriki yıllarda bu derin sürümü yüksek sürüme dönüştürmemiz gerekiyor köklerin zarar vermemesi açısından. Bunun için her seferinde bu sulama çok önemli. Gereği kadar sulama yapılması gerekiyor. Kökler bir şekilde yüzeye yoğun çok yoğunlaştığı zaman gerek diskle tırmak, rotavatör, kaz ayağı gibi toprağı yüzeysel işleyen aletlerde sürüm yapılması gerekiyor. Yine ağaç dipleri eğer sürümde engellenmediği takdirde gerekirse el aletleriyle çapalanabilmektedir. El aletleri, motorlu el aletleri bulunabilmektedir. Ayrıca ot ilaçları da kullanılabilir. Yani son çare olarak. En önemli kültürel işlemlerimizden birisi de budama sistemi. Maalesef budama sisteminde uygulanırken gerçekten üreticilerimiz büyük yanlışlıklar yapmaktadır. Bunu çok iyi biliyorum arazilerinde gördüğümüz bahçelerden de. Ama son yıllarda üreticilerimiz bu konuda bayağı bilinçli ve tecrübeli sahibi olmaya başladılar. Nar budama sisteminde üç türlü budama sistemimiz var. Birincisi şekil budama sistemimiz. Budama sistemi, şekil budaması adı üzerinde fidan dikiminden sonraki 2-3 yıl içerisinde yapılan şekil verme budamasıdır. Bu verme yapmadan önce yapılır. Narın yapısına en uygun gövde sayısı 3'tür. Yani 2 veya 4, 5 gövde çok uygun değildir narın gövde sayısı yönünden. Çünkü nar çok gövdeli yapıya uygun çalı formunda bitki olduğu için en uygun özellikle bizim bölgemiz için 3 gövdedir. Bu yüzden dikimden sonra dipten çıkan kuvvetli 3 sürgün ana gövde oluşturmak üzere seçilir ve tepeleri 50-60 santimetreden taş bırakmak üzere kesilmelidir, budanmalıdır.
ana gövdelerden çıkan birinci veya ikinci yan dallarda da yine ikinci ve üçüncü yıllarda yine 50-60 santimetreden tepe budanarak taç oluşturur. Bu yıllarda seçilen gövdeler dışında yani üçüncü gövdenin dışındaki bütün dip sürgünleri yaz ve kış da olmak üzere sürekli temizlenmelidir. Çünkü o bitkimize ortak olmaktadır. Onun suyunu ve bitki maddesini topraktan sömürmektedir. Dolayısıyla bunlar bizim için uzaklaştırılması gereken dallardır. Gördüğünüz gibi şekil budaması yapılmış. Üç gövde 50-60 santimetreden ağaç yüksekliğini oluşturuyoruz. Yan dallarda da yine 50-60 santimetreden dallarımız budanarak şekil oluşturuyoruz ilk 3 yıl. Verim budaması da yine nar biliyorsunuz ikinci veya üçüncü yıldan itibaren meyve yaptığı için verim budaması da yine üçüncü yıldan itibaren başlanır. Nar ağaçları sonbaharda yaprak dökümünden itibaren erken ilkbaharda gözlerin sürmesinden önceki dönemi yani uyku döneminde her dönem budanabilmektedir. Ancak kışı soğuk geçen bölgelerde erken budamayı tavsiye etmiyor. Bunlar zarar görebilmektedir budama yapıldığı zaman. Dallarımız kışı yumuşak geçen bölgelerde ise Ocak, Şubat aylarında budama yapılabilmektedir. Budamada dip sürgünleri ile taş kısmında görülen obur dallar dipten kesinlikle kesilmelidir. Bunlar her gerek yaz gerekse kış olması fark etmez. Bunların kesinlikle uzaklaştırılması gerekiyor. Eğer zamanla taş içerisinde boşluklar oluşursa bu obur dallarımızdan bu boşlukları doldurmak amacıyla uç alınarak arada yan dal oluşturma imkanı bulabilmekteyiz. Sadece bu işe yarıyor bazen obur dallarımız. Yine sık taş meydana gelmişse güneşlenme ve havalanmayı sağlamak amacıyla genel bir seyrekle yapılmalıdır. Özellikle burada gördüğünüz gibi dip sürgünleri, yere değen dallar, obur dallar, zayıf, kurumuş ve hastalıklı dallar ve birbirine değen dallar bu kış budamasında kesinlikle bahçeden, ağaçtan uzaklaştırmalıdır. Solda gördüğünüz gibi budama yapılmamış bir nar ağacımızı görmekteyiz. Sağda da budama yapılmış yine üç gövdeli bir nar ağacımızı görmekteyiz. Narda genel olarak bir yıllık dallarda kısır çiçekler, 2 yıllık dallarda da verimli çiçekler olduğu için verim budaması yapılırken bu özellik dikkate alınmalıdır. Bu çok önemli bir özellik nar için. Yine çok fazla dip sürgünü oluşturduğu için nar budama döneminde bu dip sürgünlerin temizlenmesi iş yükümüzü özellikle yazın yaptığımız dip sürgünü ve obur dal alımı kışın yaptığımız budamada kolaylık sağlamış oluyor bize. İş yükünü hafifletmiş oluyoruz. Bir de gençleştirme budaması var. Nar bildiğiniz gibi çok uzun yıllar ticari yetiştirici yapabildiğimiz bir meyve türümüz. Nar normalde 100 yıla kadar ticari ömrü olabilmektedir. İklim, yapılan kültürel işlemler ve çeşitliğe göre değişmekle birlikte ortalama 25 yaşlarında nar verimde düşer, düşmeye başlar. Dolayısıyla gençleştirme yapmamız gerekiyor. Eğer gençleştirme yapmak istersek kök bazlı sürgünlerini kullanıp yaklaşık 100 yıllık bir ticari ömre sahip narı geliştirebilmekteyiz, ekonomik ömrünü sürdürebilmekteyiz. Gençleştirme budamasını nasıl yapıyoruz? Şu anda gördüğünüz bir verimden düşmeye başlamış bir nar ağacımız. Burada her yıl burada gördüğünüz gibi 3 gövdeli her yıl bir gövdesini keserek 2 gövde sonrasında ikinci gövdenin birini alarak bir sürgün bırakarak bu şekilde bir gövde oluşturarak her yıl bir gövde sayımızı düşürerek üçüncü yılda da 3 gövdeli yeni dip sürgünlerinden oluşturduğumuz 3 gövdeli yeni bir bahçe kurmuş gibi gençleştirme budaması yapmış oluyor. Böylelikle bu 2 defa gençleştirme budaması yaptığımız zaman yaklaşık 100 yıla kadar aynı ağaç üzerinden, aynı gövde ve kök üzerinden 100 yıl verim alabilmekteyiz. Kesintisi var. Yine sulama da nar için önemli konulardan birisi. Verim ve kalitenin yüksek seviyesine getirilmesi için sulama gerçekten oldukça önemlidir. Fidan dikim aşamasında verilen can suyundan genç ve verim çağındaki narların büyüme ve gelişme dönemlerinde yağışların yeterli olmadığı her dönemde sulama kesinlikle gerekir diyoruz nar içinde. Narın
Etkili kök derinliği 120 santimetredir yaklaşık. Özellikle burada gördüğümüz gibi odun gözlerinin sürmesinden çiçek tomurcuklarının görülmesi, meyve tutumu ve meyve gelişimi dönemlerinde ve hasattan 10-15 gün öncesine kadar kesinlikle toprağımızda yeterli toprak nemi olması gerekiyor. Bu su ihtiyacını kesinlikle özellikle bu dönemlerde, hassas dönemler, çünkü bu dönemlerde yeterli su sulama yapılmadığı zaman çiçek tomurcuğu oluşumu, çiçek ve meyve tutumu ve meyve gelişimi yeterli olmamaktadır. Ama asıl amacımız zaten verimli ve kaliteli meyve elde etmek. Bu aşamalarda özellikle sulama çok önemlidir. Narda yine sulama farklı şekillerde yapılmaktadır. Kar, tava, yağmurlama, mini yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanılmaktadır. Ve yapılan son araştırmalarda damla sulamanın %60 oranında su tasarrufu, %30 oranında da verim artışı sağladığı araştırmalar sonunda tespit edilmiş. Meyve ağırlığının ve boyutlarının arttırdığı, meyve kalitesini ve çatlamasını da meyve kalitesini yükselttiği, çatlamayı da azalttığı bu kesinlikle tespit edilmiştir. Ayrıca narda az az ama sık aralıkla sulama yapılması gerekiyor. Çok fazla verilmesi, düzensiz olması, çok fazla ya da az verilmesi narı olumsuz yönde etkilemekte. Eğer damla sulama varsa bizim bahçemizde bu aralığın 3 günde bir olması, bu mümkün değilse 6 günde bir olmasını tercih etmekteyiz. Eğer damla sulama mümkün olmazsa tarık sulamayı, ikinci olarak da tarık sulamayı tercih ediyoruz. Yine nar ağaçlarında görülen kök bazlı çürüklüğü etmenin toprak kaynaklı olan bir hastalık olduğu için sulamanın nar ağaçlarının kök bazı ve gövdesinin ıslanmayacak şekilde yapılması gerekiyor. Yani kök boğazına mümkün olduğu kadar suyun ulaşmaması gerekiyor. Sulama ve yağmur suları ile hastalığın bahçe içerisinde taşınmasının mutlaka önlenmesi gerekiyor. Sulama suyu ve yağıştaki dengesizlikler ile nar olgunlaşma dönemine yakın. Sulama narda çatlamaya yol açtığı için biraz önce bahsettiğim gibi her sulama şeklinde hasattan 10-15 gün önce sulamaya son vermemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi farklı şekillerde narda damla sulamayı görüyoruz. Yine bahçemizde tarık sulama. Gördüğünüz gibi su hiçbir şekilde kök boğazına ulaşmamakta. Bu önemli bir özellik. Yine mini yağmurlama sulama sistemi bulunmakta. Ancak bunun kök boğazına su ulaştırdığı için dikkat edilmediği takdirde bunun da sakıncaları bulunmaktadır. O yüzden biz en uygun sulama sisteminin damla sulama sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Yine önemli bir kültürel işlemlerimizden gübreleme. Gübreleme yapmak için bildiğiniz gibi her bitki türünde olduğu gibi narda da toprak analizinin normalde kesinlikle yapılması gerekiyor. Bildiğiniz gibi toprak analizleriyle gerek toprağın fiziksel gerekse kimyasal özellikleri de içerdiği bitki besin maddelerinin miktarı saptanıyor. Dolayısıyla bunun dışında pH, kireç, organik madde, bünye, tuzluluk, pK, kalsiyum ve magnezyum gibi analizler yapılabilmektedir. Toprak analizi yapmadığımız zaman nasıl yanlışlıklar ortaya çıkıyor? Kısaca göz atabiliriz. Bu durumda ezbere yapılmış bir gübreleme diyebiliriz buna. Gereğinden fazla gübre kullanılabilir. Daha az gübre kullanılabilir. Yanlış cins gübre kullanılabilir. Yanlış şekilde ve zamanda gübre kullanılabilir. Dolayısıyla biz bunu analiz sonuçlarıyla eksik bitki besin maddelerini belirleyip bunları belki fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmek adına toprak analizimizi kesinlikle yaptırmamız gerekiyor. Ayrıca yine gerektiği zaman bitki analizleri de yapılabiliyor. Bitki analizlerinde de yine yaprak örneklerinde burada gördüğünüz gibi NPK gibi, çinko ve bor gibi birçok mikro makro elementlerin analizleri yapılabilmektedir. Yine bunlar tespit edilirse eğer yaprak örneklerinde noksanlıklar, bu şekilde beslenme bozuklukları yaprak gübrelemesiyle de gerektiği zaman yapılabilir, takviye edilebilmektedir. Yine her bitki türünde olduğu gibi narda da organik gübreleme gerçekten çok önemlidir. Yani bildiğiniz gibi organik maddeci, gerek bölgemizin gerek ülkemizin organik maddeci fakir olduğunu biliyoruz. Bazı yerler orta ama genellikle fakir olduğunu biliyoruz.
organik gübreleme, organik madde olmazsa olmazlarımızdandır. Nar için de yine aynı şekilde. Verim ve kalite üzerinde oldukça etkilidir organik gübreleme. Ayrıca toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını çok iyileştirmekte. Nara ne kadar organik gübre verilir dersek, ortalama bir analiz yapılmasa bile, fakir olduğunu bildiğimiz için, neredeyse ağaç yaş başına, büyükbaş ve küçükbaş hayvan gübresi olmak üzere yaklaşık 5-10 kilogram verilmelidir. 8-10 yaşında, 8 yaşında tam verim çağına geldiği zaman da bu yaklaşık olgun bir nar ağacına yıllık 40-50 kilogram çiftlik gübresi verilebilmelidir. Organik gübre, çiftlik gübresini uygulama zamanı Kasım-Aralık'tır. Biz bunları Kasım-Aralık'ta uyguladıktan sonra bunların toprak yüzeyinde kalmaması ve gübrenin toprağı iyice karıştırması gerekiyor. Aksi takdirde etkinliği azalıyor. Yine Batem'de bizim geçmiş yıllarda yaptığımız organik nar yetiştirme projemizde şöyle bir sonuç elde ettik. Nar bahçelerinde yapılan yeşil gübrelemenin özellikle arpa ve fiye gibi bitkiler ekilerek bunların yaklaşık %25'inin çiçek açtığında bahçenin sürülerek toprağa karıştırıldığı takdirde toprağın organik madde düzeyinde arttığını ve ayrıca azotça da zenginleştiğini tespit ettik. Bu da yapılabilir yine çiftlik gübresinin dışında. En önemli gübrelerden birisi de azot gübresi. Azotlu gübreleme de yine en çok ihtiyaç duyulan olduğu için özellikle kireç miktarı yüksek, alkali veya hafif alkali karakterli, özellikle bizim bölge bu toprak yapısına sahip. Burada amonyum sülfat formunu, %1'lik azot içeren amonyum sülfat formunu kullanmalıyız. Biraz önce bahsettiğim gibi kesinlikle toprak analizi, gerektiğinde yaprak analizi yapılması gerekiyor. Bunlar kabaca ortalama değerler. Uluslararası yapılan çalışmaların bir sonucu ama ortalama değer her toprak yapısına aynı gübre verilir diye bir şey yok. Bu genel değerleri size sunabilirim. İlk yıl her yıl başına amonyum sülfat gübresi 250 gram. Tam verim çağında ise 8 yaş ve üstüne de yaklaşık 2 kilogram amonyum sülfat böyle toprak yapısına sahip yerlerde verilebilir ama bu size lütfen yanıltmasın. Toprak analizini kesinlikle yaptırması gerekiyor. Yine azotlu gübrelerimizin uygulanma şeklini burada görmekteyiz. Azotlu gübremizin yarısını Şubat sonunda, 1/4'ünü Haziran başında ve 1/4'ünü de Ağustos'ta vermemiz gerekiyor. Bu uygulama zamanları çok önemli. Bitkinin gelişme dönemlerine uygun olarak tespit edilen bir dönem bunlar. Uygulamayı 50 santimetre yaklaşık gövdemizden 50 santimetre uzaklıktan kalp üzüşüne serpme şeklinde yapıp üzerinde ya sürmemiz gerekiyor ya da ardından hemen sulamamız gerekiyor. Özellikle ilkbahar ve yazın yağmur yağmadığı dönemlerde. Diğer bir gübreleme ise fosforlu ve potasyumlu gübrelemeler. Yine bunlar da toprak analizi yapılmadığı takdirde genel ortalama bazı değerler vereceğim ama lütfen bunu toprak analizi yaptırdıktan sonra belirleyin. Bu ortalama değerdir bunlar. Yine bir yaşındaki ağaca yine triplefosfat olarak 55 gram, potasyum sülfat olarak da 50 gram verebiliyoruz ortalama olarak. Yani bu her yıl arttığı için 8 yaş ve üstü tam verim çağındaysa 450 gram triplefosfat, 400 gram da potasyum sülfat uygulamamız gerekiyor. Yine bu iki gübrenin de uygulama zamanı Kasım Aralık'tır. En uygun ideal verilme zamanı bunlar. Yine bunlar ağacın taç düşümü hizasında açılacak 15-20 santimetre genişliğinde ve derinliğindeki çukurlara uygulanır ve üzeri toprakla örtülmesi gerekir. Yine başka bir yöntemde taç düşümü hizasında açılacak 7-8 adet 15-20 santimetre derinliğindeki çukura gübrenin verilip üzerinin toprakla örtülme şekli. Yine ülkemizde nar yetiştirilen toprakların hafif alkali ve kireçli olması nedeniyle mikro elementlerden çinko, mangan ve demir noksanlığına rastlanabilmektedir. Bunlar da tespit edildiği takdirde bir şekilde bunların gerek topraktan gerekse yapraktan uygulamasını yapılması gerekiyor.
Yine çinko ve mangan noksanlarının giderilmesinde yaprak uygulaması etkilidir. Bu ilk uygulama şekillenme öncesi, ikinci ve üçüncü uygulamalar ise meyve tutumundan sonra 20 gün arayla yapılabilmelidir. Yine demir noksanlığında ise F-EPTA formunda şelaklı gübrelerin uygulanması gerekiyor. Gördüğünüz gibi fosforlu ve potasyumlu gübrelerin bant şeklinde uygulaması bu şekilde. Çukurlara uygulanması da bu şekilde görmektesiniz. Nar hastalıkları, zararları ve mücadelesine göz atacak olursak, narda bildiğiniz gibi nar üretim alanlarının artmasıyla birlikte bazı bölgelerde çok az olan hastalık ve zararların yayıldığını son yıllarda görmekteyiz. Bunların yetiştiriciliğinde özellikle fidan kaynağının adına doğru ve sağlıklı olmasından fidan yetiştirme ortamı, sulama suyunun hastalık ve zararlar etmeninden ari olmasına kadar her aşamada dikkat etmemiz gerekiyor. Kısaca en başta sağlıklı fidanla bahçe kurmalı ve kültürel işlemlerin de tekniğine uygun olarak kesinlikle yapılması gerekiyor. Eğer biz kültürel işlemleri zamanında ve uygun biçimde yaparsak nar hastalık ve zararları gerçekten çok az, minimum düzeyde olmaktadır. Bu da tabii hem maliyetini düşürmektedir ticari yetiştiricimizin, hem daha kaliteli hem verimli bir üretim gerçekleştirmemize neden olmaktadır. Narda görülen önemli hastalıklar fitoftora kök ve kök bazlı çürüklüğü, kahverengi leke hastalığı, meyve iç çürüklüğü, kuryelle meyve çürüklüğü ve dal kanseri. Özellikle en önemli hastalıklarımız bunlar maalesef. Diğer en önemli zararlar ise Akdeniz meyvesineği, turunçgil unlu biti, portakal güvesi, nar beyaz sineği, nar yaprak biti ve ağaç sarı kurdudur. Biraz önce belirttiğim gibi narın çok önemli kültürel işlemleri burada belirtmek istiyorum. Bunları yaptığımız takdirde gerçekten büyük oranda bunları önleyebiliyoruz. En başta belirttiğim gibi hastalıktan ari, adına doğru, sertifikalı fidanla bahçe tesis etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Farklı çeşitler çıkabiliyor, yanlış hastalık olabiliyor. Bunlar ilk başta fidanlarımız. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sık dikimden kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Çünkü yeterince havalanma ve güneşlenmenin bu hastalıkları, zararları önlemek açısından havalanma ve güneşlenme için gerçekten sık dikimden kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Bahçenin etrafında yine nar hastalık ve zararlarının korukçusu olan bitkilerin kesinlikle yetiştirilmemesi gerekiyor. Aksi takdirde hastalık ve zararlar narada ulaşabilmekte. Hastalık belirtileri görünmeden toprakta gerekirse yaprak analizlerine göre gübreleme yapılması gerekiyor. Fazla azotlu gübrelemeden kaçınılması gerekiyor. Bu özellikle yaprak biti gibi zararlar için gerçekten diğer hastalıklara dayanımı azaltmaktadır. O yüzden uygun gübreleme yapılması gerekiyor. Yine taban suyu yüksek olan arazilerde normal dikim yerine sırta dikim sistemi uygulanması gerekiyor. Ayrıca çok su tutan ağır yapılı topraklara bahçe kurulmaması gerekiyor. Eğer kurulursa da kesinlikle drenajını sağlamamız gerekiyor. Ayrıca fazla suyun biraz önce belirttiğim gibi kök boğazına değmemesi gerekiyor. Aşırı sulama yerine narın isteğine uygun az az ve sık sık sulama yapılması gerekiyor. Bu da yine damla sulama sistemine de uygun narın isteklerine göre. Hastalık ve zararlı toprak ve suyla taşınabildiği için toprak ve suyun bahçe içinde taşınma engellenmelidir. Çok dikkat etmemiz gerekiyor buna. Ayrıca toprak işleme sırasında toprak işlenmesi gerekiyor. Ayrıca kök ve kök bazının bu yüzden bu şekilde de yaralanmasını engellemiş oluyoruz. Bahçe içinde toz oluşmayacak zamanda ve şekilde toprak işleme yapılmalı yine. Yine yabancı ot mücadelesi kesinlikle yapılmalı. Özellikle zararlara konukçuluk etmekte bazı yabancı otlar. Budamayı tekniğine uygun yaparak hava dolaşımını, sirkülasyonunu ve güneşlenmeyi sağlamamız gerekiyor. Yine verim budaması bu sıklığı azaltmak adına yaz ve kış olmak üzere daima yapılmalıdır. Özellikle oburdalılar ve dip sürgünleri her dönemde budama yapılması gerekiyor. Yine yıl boyunca bahçemiz kontrol edilerek
hastalıkla bulaşık, zararlara bulaşık dallar varsa bunların kesilerek imha edilmesi gerekiyor. Bahçe üzerinde, ağaç üzerinde kaldığı zaman bu bulaşık hızlanmakta maalesef. Yine budamanın kuru ve olabildiğince sıcak havalarda yapılması gerekiyor. Hastalık şüphesi gösteren ağaçlarımız önceden işaretlenerek en son budanması gerekiyor. Yine budama sırasında bir ağaçtan bir ağaca geçerken %10'luk sodyum hipoklorit su ile budama makaslarımızı dezenfekte etmemiz gerekiyor. Ayrıca özellikle iki veya daha yaşlı dallarda budama yaptığımız zaman oluşan budama yaralarını aşı macunu ile kapatmamız gerekiyor. Yine hastalıkla bulaşıkta ağaçlar sökülerek bahçeden uzaklaştırılmalı, hemen imha edilmeli ve sökülen ağaçların yerlerine sönmemiş kireç uygulanmalıdır. Narda yine üç gövde yetiştirildiği için bunun dışında oluşan dip sürgünleri yılda bir veya iki defa toprak seviyesinden kesinlikle budanması gerekiyor. Yani herhangi bir atık bırakmamamız gerekiyor bitki veya toprak üzerinde. Yine yetiştirme süresince dökülen bulaşık meyveler toplanıp derin çukurlara gömülmelidir. Bunu da yapmamız gerekiyor. Hasatta ağaç üzerinde meyve bırakılmamalı. Yere dökülen enfekteli meyveler ise toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir kesinlikle. Yine meyvelerin albenisi için çok önemli olan taç kısmı zarar görebilmekte. Bu yüzden meyvenin sağlıklı gelişmesi ve büyümesi için zararlarla mücadele edilmesi ve budamaya önem verilmesi gerekiyor. Özellikle taç kısmında hastalık ve zararlı oluşabilmekte. Bu da albeniyi ve kaliteyi düşürebilmekte. Özellikle ihracatta kesinlikle bunlar kabul edilmemektedir. Yine yaz aylarında gerekirse bitişik meyve seyretmesi yapılabilmelidir. Ayrıca meyveye yatmış bahçelerde hasada yakın ilaçlamalar diğer nar zararlarının mücadelesiyle entegre edilebilmektedir. İki işlemi bir arada yapabilmekteyiz. Yine kültürel önlemlerin zamanında ve tam olarak alınması, hastalık zararlı ve yabancı ot miktarını oldukça azaltacak, zararların doğal düşmanlarının miktarını ise oldukça arttıracaktır. Dolayısıyla ilaçlı mücadeleye de fazla gerek kalmayacaktır bu önlemleri aldığımız takdirde. Ayrıca bazı nar hastalık ve zararlarıyla biyolojik ve biyoteknik mücadele de söz konusudur. Bunu da yapabiliriz öncelikle. İlaçlama son çare diyebiliriz nar hastalık ve zararlar için. Eğer şayet kimyasal mücadele yapılması zorunlu ise gerek doğal düşmanlara, gerekse insanlara ve çevreye yan etkisi düşük olan çevre dostu ve seçici ilaçlar kullanılabilir. Örneğin sadece yaprak bitine uygun ilaçlama kullanılabilir. Diğerler için birlikte birleştirilmemelidir. Seçici ilaç kullanmamız bu anlamda gerçekten önemli. Bu durumda ayrıca ilaçların ruhsatlı, bozunda ve doğal düşmanların faaliyetinin yoğun olduğu ve en az zarar göreceği zamanlarda kullanılması gerekiyor. Çünkü doğal düşmanların zararları ve hastalıkları bizim için önemli. Bunların en fazla zarar görmeden ilaçlama yapmamız gerekiyor. Yine ilaçlamaların uygun alet ve ilaçlama tekniği kullanılarak yapılması esas alınmalıdır. Son olarak diyebileceğimiz bununla ilgili nar hastalık ve zararlı ve yabancı otlarla mücadelede zirai mücadele teknik talimatları dikkate alınmalıdır. Kullanılacak ilaçların kullanım talimatları ruhsatlı olup olmamakları ve dozları da yine bktv.tarim.gov.tr veri tabanından kontrol edilerek ilaçlarımızı kullanmamız gerekmektedir. Narın hasatı, ambalajlanması ve depolaması da ayrıca önem arz etmektedir. Bu konuda hasatta yaparken meyvenin çeşide özgü kabuk ve tane renginin oluştuğu, irliğini aldığı birçok çeşitte olduğu gibi meyve taşlarının uçlarının dışarıya doğru açıldığı, meyve üzerindeki erkek organ etkisinin kurulduğu dönemden başlayarak hasat edilebilir. Bundan önce yapılan birçok meyve tam olgunlaşmaya ulaşmadığı için kalite kaybı oluşmakta, tam tadını ve kalitesini almamaktadır.
Ayrıca nar hasadı çeşitlere ve bölgelere göre değişmekle birlikte genellikle erkenci narlar Ağustos sonunda başlayıp farklı bölgelerde mümkün Kasım ortalarına kadar devam etmektedir. Ancak biraz önce bahsettiğim gibi Ekim ve Kasım aylarında yağışlar söz konusu olduğu zaman çatlamalara büyük oranda yol açmakta mümkün olduğu kadar narı bu dönemlere hasatı bırakmamamız gerekiyor. Narda uzun bir çiçeklenme söz konusu olduğu için narın olgunlaşması da dolayısıyla farklı dönemlerde olmaktadır. Burada gördüğünüz gibi çiçek tomurcuğu, yeni çiçek açan ve meyve tutan çiçekleri bile görmekteyiz. Çok uzun bir dönem çiçek açmaktadır. Dolayısıyla narın 2-3 defada hasat yapılması gerekiyor. İşte ilk olgunlaşanların ilk hasatta diğerlerini 2 ve 3. olmak üzere çok fazla sonbahar ilk yağışlarına bırakmadan 2 ya da 3 defada olgunlaştığı dönemde hasat yapılması gerekiyor. Bu gerçekten önemli. Tek hasat mümkün olmamakta. Yanlış. Yine bir önce bahsettiğim gibi erken donlardan, sonbahar erken donlarından ve yağışlardan önce hasatımızı bitirmemiz gerekiyor. Büyük oranda çatlama söz konusu olabilmekte bu durumda. Hasatta meyveler üzerinde 1-2 milimetre uzunluğunda sap kalacak şekilde, meyve üzerinde 1-2 milimetre sap kalacak şekilde meyve budama makasıyla yapılması gerekiyor. Kesinlikle bu gerçekten çok önemli. Hem ihracatta hem depolamada hem hastalık ve zararların oluşumunda bu özellik çok önemli. Eğer elle kopardığımız takdirde meyvede ve dalda zararlanma gözükmekte, buradan hastalıklar ulaşarak yayılmakta ve ihracat ve satış kalitesini de düşürmektedir bu şekilde yaptığımız zaman hasatımızı. Albenisi açısından meyve tacımız da bildiğiniz gibi özellikle ihracatta çok önemli. Buna çok dikkat edin özellikle Avrupa ülkelerinde. Dolayısıyla meyve tacı zarar görmemesi için meyvelerin yumuşak bir şekilde budama makasıyla kesildikten sonra kasalara bırakılması gerekiyor. Aksi takdirde gerek kabukta gerekse göremediğimiz meyve tanelerinde zarar görülmekte ve daha sonra gerek depolama sırasında gerek ihracat yapıldığı sırada ortaya çıkmakta ve meyve kalitesini düşürmektedir. Yine ambalajlama da çok önemli. Diğer meyve türlerinde olduğu gibi narda da pazar değeri açısından önemli. Meyvelerin seçimi, boyalanması ve paketlenmesi pazar açısından gerçekten çok önemli. Bu narın seçme ve boyaması makineyle mümkün değil, yapılmamakta. Özellikle taş kısmı bunda zarar görmekte. O yüzden elle yapılması gerekiyor kesinlikle bunu. Meyveler yine birbirine değmeyecek şekilde meyve çapına uygun, çünkü meyve büyüklükleri farklı olduğu için çaplar da farklı olabilmektedir. Çapına uygun olarak viyollere yerleştirilip meyve taşlarımız üstte veya hepsi aynı yönde hafif yana bakacak şekilde tek sıra halinde dizilmelidir. Yine narlar kendi meyve özelliklerine göre özel olarak üretilmiş modifiye atmosfer poşetleri dediğimiz poşetlere yerleştirilerek ambalajlanıp depolanabilmektedir. Yine modifiye atmosfer poşetleri taze gıda ürünlerinin raf ömrünü gerçekten çok uzatmaktadır. Yine narlarda su kaybını, üşüme zararını ve fungal çürümeleri bunları azaltmakta hasat sonrası kaliteyi korumaya yardımcı olmaktadır. Yine muhafazası narın çok önemlidir. Çünkü geniş bir dönemde ihracat imkanı olabildiği için nar hasat yapıldığı zaman 2-3 kat fiyata değer bulabilmekteyiz bildiğiniz gibi. Hasat döneminde 1-1,5 lira olan pazarda örneğin ürünümüz yine Ocak, Şubat, Mart'a kadar 10 liraya bile bulabilmekte bazı marketlerde. Pazarlarda 7-8 liraya kadar ulaşabilmektedir. Yine narların soğuk hava depolarında genel geçer yapılan araştırmalar sonucunda 6 santigrat derecede %85-90 oransal nemde özel modifiye atmosfer torbalar içerisinde 4-5 ay süreyle muhafaza edilebildiğini tespit edilmiştir. Bu şekilde uzun bir süre depolanabilmektedir. Ayrıca depolanacak meyvelere yerinden 15 gün önce %0,06 dozundan fungisit uygulamaları
Ayrıca uygun bir soğuk zincir, paketleme materyali ve ürün etrafındaki hava kompozisyonu meyve kalitesini daha uzun süre koruyabilmekte, depolama süresince oluşan bozulmaları da azaltabilmektedir. Böylelikle uzun süre depolamaya ve taşımaya dayanıklı olan özellikle Hicaz nakşişi başta olmak üzere 4 ila 6 ay sağlıklı bir şekilde depolanabilmektedir. Şöyle bir anekdot: nar meyvesi uygun depolama şartlarında iç ve dış pazarlara sunulması Mart ayına kadar devam etmektedir. Biraz önce belirttiğim gibi. Ancak uygun olmayan depo koşullarında muhafaza nedeniyle bu ürün özellikle çok su kaybettiği, dolayısıyla meyvemizin ağırlığı düşmekte, depo hastalıkları oluşmakta ve ürünün sofralık olarak tüketilmesi gerçekten güçleşmekte ve dış pazarda bunların sunulması mümkün olmamakta. Nara için uygun depolama koşulları sağlanmadığı durumlarda 1 ya da 2 ay saklanabilmekte bu nar. Depolamayla bu 5-6 ay, 4-6 ay arasında değişmektedir. Ancak bu koşullarda çürüme oranları artmaktadır bu adi depo dediğimiz şekilde. Su kaybı olmakta, kabuk rengi matlaşmakta ve büzülmekte, meyve ayrıca albenisini kaybetmektedir. Muhafaza edilecek meyveler sağlam ve zedelenmemiş olmalıdır. Eğer bu şekilde hastalıklı zedelenmiş meyveyi depoya koyduğumuz zaman hem kendi üzerinde hem de diğer meyvelere bu zararlar, hastalıklar yayılabilmekte, meyve verimimizde dolayısıyla düşünmektedir depo ömrünü. Hasarlı meyveler etkin bozulmakta ve bunları depolama tasnif sırasında çok iyi dikkatli biçimde ayırmamız ve uzaklaştırmamız gerekiyor depodan. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Yayında emeği geçen arkadaşlara, meslektaşlarıma, herkese Çok teşekkür sağ olun hocam. ederim. Asıl biz çok teşekkür ederiz hocam sizlere. Gerçekten her şey için çok teşekkür ederiz. Rica Emeklerinize ederim. sağlık. Yine süper bir sunumu da eklemiş olduk sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Ben şimdi selamlarımızı ve sorularımızı sizlere aktarmak isterim hocam. İlk olarak da katılımcılarımızın selamlarıyla başlayalım. Ardından da sorularla devam edelim. Celal Mert Aslan Bey selamlarını gönderiyorlar. Bir buket de çiçek göndermişler her zaman olduğu gibi. Teşekkür ederiz kendilerine. Mustafa Baburoğlu yine selamlarını göndermişler. İyi dersler temennilerinde bulunmuşlar. HMT Geze, Hamit Göz hesabı iyi günler, iyi dersler diye yazmışlar. Hatice Kaya aynı şekilde selamlarını ve iyi yayınlar dileklerini göndermişler. Uğur Arslan Bey'in selamları var. Uğur Reis'in selamları var. Halil Aykır aynı şekilde. Army hesabının bir selam yazısı var yine aynı şekilde. Büşra Ünsal, Mümtaz Serkan Özkaya ve daha birçok katılımcımız Musa Kutlu ve İbrahim Halifa. Ben duramıyorum, devam ediyor. Şimdi teşekkür ederiz tekrardan. Ben şimdi hemen sorularımıza yavaşça geçiyorum. İlk olarak Mümtaz Serkan Özkaya Bey'in sorusuyla başlayacağım. Gazi Paşa'nın çekirdeksiz beyinleri her yerde aynı nitelikte yetişmiyor. Genel olarak beyinlerinin kültürel istekleri nelerdir? Açıklayabilir misiniz? İkinci bir sorusu daha var ama bunu aktaralım, ondan sonra diğer soruya geçelim isterseniz. Gazi Paşa nar, çekirdeksiz nar dediğimiz yöresel narımız çeşitimiz farklı kullanımlardan oluştuğunu biliyoruz. O yüzden farklı yükseltilerde, farklı bölgelerde farklı gibi gözükse de aynı çeşit olsa bile farklı bölgelerde farklı özellikler gösterebilmektedir. Şimdi onunla ilgili önümüzdeki zamanlarda bir çalışma yapacağız. O çeşitimizle ilgili, yöresel çeşitimizle ilgili. Yani tek bir çeşit değil. Yani klon dediğimiz farklı özelliklerde olduğu için farklı özellikler gösterebiliyor. Böyle bir durum var. Aynı klondan gelse bile, aynı bitkiden aldığımız planlarla bahçe kursak bile, örneğin bir döşeme altında, bir Finike'de, bir Gazipaşa'da, Serik bölgesinde bile farklı verim ve kalitede, özellikle kalitede örneğin farklı özellikler gösterebilmektedir. Örneğin daha yüksek bölgelerimizde biraz daha güneşin fazla olduğu, nemin düşük olduğu serin bölgelerde daha koyu renk oluşturabilmektedir. Ve gerek Gazipaşa çekirdeksiz narı, gerekse diğer narlarımız. Beynarı da bildiğiniz gibi beynarı Antalya'ya özgü bir nar ama son yıllarda birçok nar, özellikle Hicaz narı ön plana geçtiği için çok fazla yetiştirici yapılmamakta.
Bunun da yine ekolojik istekleri birbirine yakınları. Yani bu yine Akdeniz bölgesi, Ege, Güneydoğu bölgesi birçok narımız için adaptasyon yeteneği gösterebilmektedir. Hicazlarda da olduğu gibi yine aynı özellik iklim isteklerini gösterebilmektedir. Yani Bey Narımız. Tamam hocam. Peki hangi yüksekliklerde yetiştirilmesi uygundur? Şimdi narın genel istekler var. 1 metreye kadar olan yükseltilerde nar yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Genel literatür tanı bu. Ama 1 metrenin üzerinde de yetiştirilebilen mikro klima özellikli olan yerlerde olabiliyor. Örneğin işte bunda kriter kısaca yükseltiden daha çok özellikle yazın sıcak ve kurak olması, kışın ılık ve yağışlı olması artı kışın -10 santigrat derecenin altına düşmemesi. En önemli kriterimiz bu. Yükseltimiz genel olarak 1000 metre diyebiliriz ama bu 1200 metre olup da yine bu iklim özelliklerini sağlayan yer olabilmekte, bazen de 800 metre olup da -10 santigrat derece belki günlerce -10 santigrat derecenin altına günlerce düşebilmekte, burada da yetiştirilemeyebilmekte. Genel şeyimiz 1000 metreye kadar olan yerler diyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Mümtaz Serkan Özkaya Bey'in diğer bir sorusu, nar bahçelerinde ara tarım yapılabilir mi? Yine devamı var. Yapılabilirse de hangi ürünler ara tarımına uygundur? Yani birçok meyve tarımında olduğu gibi narda da yine ara tarımı hiçbir şekilde önermiyoruz. Çünkü bazı meyve türleri hatta bazı sebzelerin üzerindeki hastalık ve zararlar narda da görülebilmektedir. Bu yetiştirilecek bitkileri ara konukçuluk göstermektedir. O yüzden biz kesinlikle ara tarımı önermiyoruz. Sadece belki birkaç yıl, bir önce bahsettiğim gibi organik maddeci fakirse bahçemiz, arpa fiye gibi organik bitkiler yetiştirerek ve onları sürerek organik maddeci zenginleştirebiliriz. Ama kesinlikle ara tarımı önermiyoruz. Teşekkürler hocam. Yine selam yazıları gelmeye devam ediyor. Müslümanlar tekrardan selamlarını göndermişler. Teşekkür ediyoruz. İbrahim Kaçar şöyle bir yazı yazmışlar. Merhaba hocam. Narlarda özellikle çiçek dökümü ve nar çatlamaları nedenleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler yazmışlar. Biraz bahsetmiştik. Biraz daha detaylı olarak bana aktarabiliriz isterseniz hocam. Evet. Şimdi narın normalde iki tür çiçeği var. Hem verimli çiçek ve verimsiz çiçek olmak üzere iki tür çiçeği var. Normalde verimsiz çiçek dediğimiz erkek çiçeklerin hepsini zaten döker. Bu verimli çiçek dediğimiz yaklaşık %15 ila 20 arasında değişebilir bu. Açan çiçeklerin %15'i 20'si verimli çiçektir. Ortalama bu yapılan çalışmalarda bunu göstermiştir. Bunların da yine bir kısmı gerekli kültürel işlemler yaptığımız zaman, bir önce anlattığım kültürel önlemleri uyguladığımız takdirde tekniğe uygun olarak büyük oranda döküm olmamakta, çok az döküm olmamak olabilmekte. Bunun nedeni de bitkinin topraktan aldığı besin maddesiyle kendi bünyesindeki besin maddesinin yeterlilik durumuna göre bitki zaten biyolojik olarak fazla çiçeği zaten döker. Eğer yeterince toprağımızda besin maddesi varsa, bitkimizde de varsa döküm minimum olmakta. Bitki kendi kendine bunu bir şekilde ayarlayabilmekte. Ama özellikle çiçek tutumu için herhangi bir şey uygulamaya gerek var mı? Bizde yok. Bir önce bahsettiğim özellikle beslemeyi, budamayı ve diğer önlemleri yaptığımız zaman zaten herhangi hiçbir şeye gerek kalmamakta yeterince çiçek ve meyve tutumu olabilmektedir. Teşekkür ederiz hocam. Mümtaz Serkan Beylerin diğer bir sorusuysa çok geçirgen topraklarda döşeme altı gibi falez üzerine dikilen mar ağaçlarının sulamasında toprağın su tutma kapasitesi nasıl artırılır? Toprağın su tutma kapasitesini toprağa bir çeşit ıslah yaparak özellikle organik madde hiç eksik etmeyerek, bir önce anlattığım gibi organik gübreleme yaparak yine arpa fiye gibi organik gübre olabilecek bitkiler ekerek ve bunları toprağa karıştırarak neredeyse her yıl bunu yaparak toprağa bir miktar ıslah edebiliriz. Toprağın su tutma kapasitesini, fiziksel ve kimyasal yapısını bu şekilde artırabiliriz. Artı eğer üreticimiz bilmiyorum, tarık sulama mı, damla sulama mı bilemiyorum ama tarık ikisi de olsa da organik gübrelemeyi ve yeşil gübrelemeyi yaptığımız takdirde özellikle damla sulama ve zaten sık aralıklarla yeterince yaptığımız takdirde bir şekilde besin ihtiyacının
besleme ihtiyacının bittiğimizin karşılayabiliriz. Aksi takdirde eğer tarık sulama veya salma sulama gibi durumu varsa bunu karşılamak gerçekten o toprak yapısında, o bölgede mümkün gözükmemekte. Damla sulamayla, yaprakla da bazen besleyerek bir kısmını takviye karşılayabiliriz ama tam olarak karşılamak mümkün değil. Ama damla sulamada ve bu organik ve yeşil gübrelemeyle büyük oranda sağlayabiliriz Teşekkür beslememizi. ederim. Son. Hamit Göz, hocamıza sunumu için çok teşekkür ediyorum. Bir kez paylaşmışlar. Biz de teşekkür ediyoruz tekrardan. Uğur Arslan Beylerin sorusuyla devam ediyorum. Hocamızın emeğine sağlık. Verimden 15 gün önce %0,06 bozumda hangi fungisit etkili madde olarak kullanılmaktadır? Diye bir Yani soru. onun ismini veremiyoruz. Yani bu ticari şeyler olduğu için ama bununla ilgili bizim enstitümüze ilgili uzman arkadaşlara danışıp birebir telefonla görüşerek temin edebilirler. Bunu burada deklar etmemiz mümkün değil, uygun da değil. Bir önce çatlamayla ilgili olan kısmı ben unuttum. Kusura bakmayın canlı yayın Haklısın. şeyini. Çatlamada biraz önce bahsettiğim gibi kültürel işlemleri çok iyi yaptırdığımız takdirde özellikle sulamayı, gübrelemeyi, işte budamayı bunları yaptığımız takdirde sulamayı sık ve azar azar yaptırdığımız takdirde çatlama genel olarak çatlama nedenleri bunlar. Diğerleri de var ama bunları sağladığımız takdirde gerçekten çatlama oranı sıfıra yakın olabilmektedir. Biz kendi bahçelerimizde de bunu birebir görüyoruz, biliyoruz. Onun dışında özel çatlamayı engelleyici herhangi bir şey yok. Tamamen beslenme ve kültürel tekniklerin uygulanıp uygulanmaması ilgili büyük oranda. Özellikle hasattan 10-15 gün önce sulamayı her sulama şeklinde kesmemiz gerekiyor. Bu hasata yakın sulamada bu fizyolojik bir dengesizlik oluyor bitkinin su alımında. Aşırı su verdiğimiz zaman çatlamaya yakın kabuk hassas oluyor ve verdiğimiz su çatlamaya yol açıyor. O son sulamalar çok önemli. Son sulamayı bırakma zamanımız. Teşekkür ediyoruz hocam. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı şu anda? Sonuyla ilgili. Şu anda yok herhangi bir Diğer şey. sorumuza hemen geçiyorum hocam. Bilal Oğuz Beyler, şirente gibi ürünler toprağın organik madde ihtiyacını gidermek için kullanılması uygun mudur hocam? Kalsiyum eksikliğinin giderilmesi için topraktan dekara kaç litre kalsiyum nitrat verilmesi önerilebilir? Tekrarlayabilirim. Tekrarlar mısınız? Ses fazla alamadım. Tamam. Şilente gibi ürünler toprağın organik madde ihtiyacını gidermek için kullanılması uygun mudur? Kalsiyum eksikliğinin giderilmesi için topraktan dekara kaç litre kalsiyum nitrat verilmesi önerilebilir? Yani bunun organik madde ihtiyacını karşılaması mümkün değil herhangi bir maddenin. Biraz önce belirttiğim gibi organik gübreler, çiftlik gübresi gibi veya yeşil gübreleme de tam anlamıyla karşılayamaz. Ama takviye edilebilir yani. Bir kısım ondan, bir kısım ondan takviye ile. Ben de bahsettiğim gibi yani önemli şey toprak ve bitki analizi bunlar yapıldığı takdirde ne kadar ihtiyaç olduğu ne kadarının bu çiftlik gübresiyle karşılanabileceği, ne kadarı bu bahsettiğiniz ürünle karşılanabileceği belki entegre edilebilir. Bir şekilde bu şekilde karşılanabilir ama tek başına hiçbir şey yeterli olmamaktadır. Teşekkürler hocam. Hamit Göz arkadaşımızın bir sorusu daha var. Hocamıza sorum. Edirne'de 600'e yakın narenciye hariç fidan diktim. Hepsi tuttu. Fakat narda ve kestanede başarılı olamadık. İlk yıl iyi fakat ikinci yıl kurudular. Toprak kısmen kıllı tınlı konulu diye devam etmiş. Kurumumuzdan sofralık geçici çeşit 10 adet temin edebilir miyiz? Prosedür ve müracaat zamanı yardımcı olursanız memnun olurum şeklinde bir soru yönlendirmiş. Şimdi yani o bölgemiz biraz kritik bölgelerden birisi. Tabii her yer aynı değil. Yani Edirne'nin farklı bölgelerde var ama oranın iklim özelliklerini bilmek gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim kriterlerden birisi aşırı rüzgar almaması, artı eksi 10 santigrat derecenin altına düşmemesi uzun yıllar. En önemli kriter bu. Toprağı bir miktar ıslah edebiliyoruz. Takviye bahsettiğim toprak özellikleri uygunlar için. Ama dediğim gibi iklim özellikleri bir, ikinci olarak toprak analizi yapılmışsa verilecek bitki besin maddesinin de tespit edilmesi gerekiyor. Yani hepsini bir arada sağlamamız gerekiyor bu faktörleri.
Ya bir tanesinin eksik olması ticari yetiştiriciliğimizde başarısızlığa yol açabilir. Fidan temini konusunda da telefonla bizim kuruma ulaşabilirse olan çeşitler bir şekilde gönderilebiliyor farklı kuruluşlara, farklı kişilere. Temin edebilir eğer varsa şu anda talebi nedir bilmiyorum ama temin edilebilir. Teşekkür ederiz hocam tekrardan. Hanif Beyler şu anda not olarak aldılar diye düşünüyorum. Hemen diğer bir sorumuza ben de hızlıca geçiyorum. Mümtaz Bey'den bir sorumuz var. Mümtaz Serkan Özbey'e. Yine Gazi Paşa Beyları ile ilgili bir soru. Çeşidin kabuk kalınlığı çok az, zararlardan çok etkileniyor. Raf ömrünü arttırmak ve uygulanan kimyasal ilaç miktarının azaltılması için ne yapılabilir? Şimdi bir yanlışı düzeltmem gerekiyor. Gazi Paşa ile Beynarı farklı nar tipleri. İkisi farklı şeyler. Dediğim gibi Gazi Paşa bölgesinde farklı klonlar olabiliyor. Hepsi Gazi Paşa narı olarak nitelendirilebiliyor. Zamanında yayılmış bölgesel olarak belli bir üretimi, ticari yetiştirici var. Gerçekten de güzel tipler de var orada. O bölgede de yaygın yetiştiriliyor. Ekonomik değeri de yüksek. Çok da güzel bir nar. Ama ikisi farklı nar genotipleri ve bu ince kabuk olması çeşidin kendine özgü bir özelliği. Yani bunu kabuk kalınlığına belki bir miktar arttırabiliriz ama çok fazla arttırmamız mümkün değil. Çünkü çeşit özelliği. Bazı çeşitlerimiz ince kabuklu, bazı çeşitlerimiz orta, bazıları çok kalın kabuklu. Kalın kabuklar dediği gibi üreticimizin belli bir hastalık zararları ve muhafazaya dayanımı artırmaktadır. Önemli bir özellik ama dışarıdan takviye ile bunu sağlamak güç. Çok az bir farklılık yaratabiliriz. Dediğim gibi bu çeşit özelliği, bu özelliğini değiştirmek mümkün değil. Önemli çapta. Teşekkür ederiz hocam. Uğur Arslan Beyler de şöyle bir soru sormuşlar. Çorum Bayat ilçemizde yetişen narlar çok ekşi olmaktadır. Sizce neden olabilir? Şimdi biraz önce bahsettiğim şeylere bağlantı kurmak istiyorum. Çeşidin hangisinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer ekşi bir çeşitse, bizim örneğin yaygın olarak yetiştirdiğimiz nar, Hicaz nar. Büyük oranda şu anda %90 ve üzerinde Türkiye'de yayılmış durumda ekşiye yakın mayhoş bir çeşidimiz. O çeşit eğer farklı bir ekşi bir çeşitse, bunu mayhoş yapmak ya da ekşi yapmak, değiştirmek mümkün değil. Bir çeşit özelliği, önce söylediğim gibi kabuk özelliği de o şekilde. Yani bir miktar değiştirilebilir ama böyle bir mayhoş ya da tatlıya geçirmek mümkün değil. Ekşi özelliğini korur. Bu beslenmeye göre değişir, hasat dönemine göre değişir. Eğer erken hasat etmişse üreticimiz ekşi olabilmektedir. Bu zamanla olgun dönemde kendi özelliği mayhoşsa mayhoş, ekşisi ekşi, tatlıysa da tatlı özelliğine geçiş yapmaktadır tam olgunluk döneminde. Bunu bir anda değiştirmek herhangi bir uygulamayla mümkün değil. Ama şöyle bir şey var. Bu depolandıkça mayhoş ve ekşi narlar hafiften o ekşilik mayhoş da biraz tatlıya doğru yönelim gösterebilmektedir. Ama mümkün değil yani. Mayhoşların tatlı olması veya ekşi narın mayhoşa dönüşmesi mümkün değil. Teşekkür ederiz hocam. Büşra Ünsal hanımlar, çok güzel bir ders oldu. Hocamız ile çok kıymetli bilgiler öğrendik. Bizleri hocamız ile bir araya getiren Antalya Eğitim ailesine de çok teşekkürler diyerekten teşekkürler göndermişler. Teşekkür ediyoruz biz de kendilerine. Ve Hamit Bey şöyle bir yazı daha paylaşmışlar. Üç gövdeli yetiştirmede çıkan krizleri seyretme ile sağlıyoruz. Biraz daha açıklama yapılabilir mi? Şimdi üç gövde, biz ilk için üç gövde oluşturuyoruz. Bu üç gövdeyi oluştururken gerek yoksa böyle fazla yaprak sürgün varsa üzerindeki dip sürgünlerim dediniz o burada değil mi? Dip sürgün mü dedim? Yazmamış. Ha, şimdi eğer dip sürgünüyse şimdi tam Ama ses ben kullanıyorum. isterseniz şöyle yapalım. Hamit Bey aynı anda zaten bizleri dinledikleri için daha detaylı bir yazı yazarlarsa bize daha detaylı cevap vermesin. Şimdi kısaca şunu söyleyebilirim. Yani gerek şekil budamasında ilk 3 yıl, gerekse şekil budamasından sonraki verim budamasında bu dip sürgünleri yazın da olsa, kışın da olsa kesinlikle budanmalıdır. Bu zaten dip sürgün fazlalıktır. Yine gövde üzerindeki obur dal da bir çeşit sürgündür, obur sürgün. Bunların bitki üzerinde bulundurulmaması gerekiyor. Fazla bir şeydir, organdır bunlar. Yaz ve kış olmak üzere bunu her zaman uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu kesin.
Teşekkür ederiz hocam. Şöyle bir yazı daha paylaştılar Hamit Beyler. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Toprak analizi yaptırdım. Azot biraz eksik. Diğerleri gayet yeterli. Kışın soğuklar sanıyorum etkili oluyor. Her yıl Kasım gibi ektiğimiz baklava ve bezelye bu yıl don zararı oldu diye demişler. Sanırım yazmaya devam edecekler çünkü eksik şu anda gözüküyor. Ben şöyle sorayım, birazcık ben toparlamak istiyorum. Size birkaç soru daha yönlendirelim. Nar yetiştiriciliği yapanlara ve daha önce bu yetiştiriciliği yapmayıp ilk kez yapmak isteyenlere kısaca mutlaka yapmalarını önerdiğiniz ve düşündüğünüz şeyler nelerdir? Yani yetiştirecekten önce yapılması gerekenleri soruyorsun değil mi? En başında. İlk kez yapmak isteyenlere yapmaları gerektiğini düşündüğünüz önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir, nasıl olur? Ya da yapanlara şu anda. En başta şu anda mevcut olan ticari değeri çok yüksek olan nar çeşidimizi tespit etmesi gerekiyor. İhracat mı yapacaksa, yerli tüketiciye mi yoksa Orta Doğu bölgelerine mi diye. Öncelikle çeşit seçimini belirlemesi gerekiyor. Eğer ikinci olarak ekolojik istekleri çok önemli. Biraz önce bahsettiğim gibi ekolojik istekleri uygun olan bölge olması gerekiyor. Toprak analizinin yaptırılıp toprak nar için uygun olup olmaması ve biraz önce bahsettiğim gibi çeşit seçimini yapması gerekiyor. Sertifikalı ya da güvenilir plancılardan adına doğru plan alması gerekiyor. Daha sonrasında diğer dikimden sonraki kısımlarını da anlattım size. Yani bu temel olarak alacağınız şeyler bunlar. İklim istekleri, toprak istekleri, sağlıklı ve ismine doğru sertifikalı ruhsatlı fidanlıklardan fidan alımı yapılması gerekiyor. Bahçesinin yine yönlerinin uygun olması gerekiyor dikimine. Dikim aralık mesafesine biraz önce bahsettiğim gibi çok önem vermesi gerekiyor. Kısaca bu temel olarak bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Peki yetiştiriciliği için ihtiyaç duyulan materyaller nasıl temin edilir ve nelerdir? Ne tür materyaller? Yetiştiricilik için. Yani nar yetiştiriciliği yapmak isteyen bir üreticimiz nasıl materyallere ihtiyaç duyar? Yani işte en başta tabii bahçe kurmadan önce bahçe traktörünün, pülverizatörün olması gerekiyor. İşte onun dışında belki büyük çapta kuracaksa narları hasat ettikten sonra uygun bir ambalajlama tasnif etmek için bir yer bulunabilmesi gerekiyor. Daha çok büyük üreticilerimiz şu anda özellikle bu bölgede çok yaygınlaştı. Kendi depolarını kuruyorlar. Örneğin en başta. Bunları yapmaları gerekiyor. Tabii ki fidanları önceden temin edip hazırlık yapması gerekiyor en azından. Fidan canlı materyal olarak. Yani bunları düşünüp hepsini birlikte bütüncül düşünüp ona göre bir, sonuçta bir tarımsal bir yatırım var bu. Her şeyini düşünerek planlı biçimde hem ekonomisini hem bahçe kurmayı sonrasındaki işlemleri her şeyini planlayarak bu şekilde yola çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Peki narın geleceğini nasıl görüyorsunuz hem ülkemizde hem dünya genelinde? Yani en zor soruyu sorduğunuz soru yakın sanıyorum. Sona sakladım hocam. Yani bununla ilgili ben burada yani yaklaşık 20 yıldır nar konusunda çalışıyorum. Ya bunu 10 yıl önce, 20 yıl önce de sorduklarında da gelecek için hiçbir şey söyleyemeyeceğimizi, bildiğiniz gibi narda 3-5 yıl öncesine kadar ciddi krizler yaşadık yıllarca. Ama son 2-3 yıldır gerçekten tekrar tutulmaya, popüler olmaya, talep artmaya başladı. Bu sevindirici bir şey. Yani o zaman da, şu anda da yani narla ilgili gelecek için bir şey söylemek gerçekten mümkün değil. Yani bunu hiçbir kurum, kişi net bir şey söyleyemez. Ama şunu net olarak söyleyebileceğim bir şey var. Pozitif ayrımcılık yapmak adına söylemiyorum. Narın gerçekten tıbbi bitki olarak, besin değeri olarak çok önemli özellikleri var. Özellikle bunun nara olan talep biliyorsun artış yıllarında, yaklaşık belki 15 yıldır. Yabancı ülkelerde yapılan tıbbi araştırmalar da narın birçok hastalıkla ilgili, ilaçla ilgili yapımda kullanıldığı tespit edildikten sonra diğer besin özelliklerinde
yüksek olduğu tespit edildikten sonra bu yabancı ve gelişmiş ülkelerde tespit edildi. Dolayısıyla onlardan olan talep bu nara olan talebi artırdı. Bu şekilde de devam ediyor. Yani nar gerçekten çok özel bir ürün. Her yönden değerli bir ürün. Yani bunun geleceği her zaman olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu konuda üreticilerimiz yine de dikkat etmesi gerekiyor. Biz biliyorsunuz enstitüler olarak yeni çeşitler geliştiriyoruz. Şu anda belki Hicaz nardır. Diğer geliştirdiğimiz narlardır. Belki birkaç yılda başka bir özelliği olan bir nar talebi olur dünyada yapılan araştırmalar sonucunda. Buna özgü çalışmalar yapılır. Başka bir çeşit ve bahçe kurmamız gerekebilir. Çeşit seçimi konusundan da söylüyorum. Ama ben hiçbir zaman narın bitmeyeceğini düşünüyorum. Gerçekten bu biraz önce sunumun başında sunduğum sağlıkla ilgili özellikleri gerçekten kanıtlanmış şeyler. O açıdan hiçbir zaman belki onun üzerinde hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Tabii yine dikkatli kullanma üzere çünkü narda da sonuçta bir belli oranda şeker var. Dolayısıyla fazla kaçırmamak üzere birçok da ürünümüz var biliyorsun. Nar ekşisinden, nar bitkisinden, nar suyundan, nar tanesine kadar paketlenmiş nar reçeline kadar yapılıyor biliyorsunuz. Bu şekilde geleceğinin her zaman olacağını söyleyebilirim. Yani. Teşekkür ederiz hocam. Hamit Bey devamını yazdı. Biraz ben okuyayım. Bir sürgünden ziyade üç gövde elde etme. İlk yıl 50-60 santim budadıktan sonra tek gövdeden bademde olduğu gibi parantez içerisinde tek gövdeden dört gövde elde etme mi yoksa topraktan itibaren kökten üç gövde mi? Diye bir yazı paylaştım. Ben biraz önce onu okumaya çalışıyorum. Evet, şimdi Evet. oldu. Tamamlamış oldu soru. Şu anda yani tek gövde, tek fidandan dört gövde oluşturması yeterli. Bununla ilgili iletişimlerimiz de farklı, bu şekilde farklı sorunlar olmuştu yıllar önce. Yani Evet. normal tek fidan zaten maliyeti de biliyorsun. Dört katını çıkarmış oluyor. Bir, maliyetinden daha çok nar çalı formunda hem sürgünü çok fazla veriyor, omurdalığı çok fazla veriyor. Hem de çok fazla çalı formunda kökleri de saçak köklü olduğu için çok fazla yayılabilmekte. Yani güçlü bir kök yapısına sahip olmakta. Damla sulamayla da bu takviye edilince kesinlikle tek gövde üzerinden dip sürgünüyle üç gövdeli yetiştirmek uygundur. Bununla ilgili herhangi bir tereddütümüz yok. Çünkü onlar bunu besleyebilmektedir. Çünkü her yıl dip sürgünü veriyor biliyorsunuz. Biraz önce anlattım. Budamayla bunları uzaklaştırıyoruz. Yani buna uygun biyolojik yapıları var. O yüzden tek gövde üzerinden, toprak üzerinden çıkan dip sürgünlerinden üç gövde oluşturabiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Biraz önceki sorumuza da tamamıyla artık yanıt bulmuş olduk sayenizde. Tekrar teşekkür ederiz. Mümtaz Beyler bir soru daha paylaştılar. Nar aşılanarak çeşit değişikliği yapılabilir mi? Aşılanarak çeşit değiştirme narda pek yaygın olarak kullanılmıyor. Yani yapılabilir ama bunun çok riskleri var. Örneğin Hicaz narına, örneğin Ateme esinler aşılayacaksınız. Bir gövdesine veya bir dalına aşıladığınız zaman bunu sürekli takip edip bu aşıladığınız dal veya gövde üzerindeki bütün bunun dışındaki sürgünleri, oburdalları sürekli yıl boyunca temizlemeniz gerekiyor. Aşıyla karışmasın diye. Ve çok oburdalı, çok büyük sürgünü verdiği için de bunun böyle tek bunu çeşit değiştirerek bunu oluşturmak çok gövdeli olduğu için çok da aşılama yapmamız gerekiyor. Bunun takibi gerçekten zor. İkincisi gerçekten buna narda gerek yok. Bazı meyve türlerinde olabilir ama narda gerek yok. Biraz önce bahsettiğim gibi nar ikinci ya da üçüncü yılda verime yatmaktadır. Onu aşıladığınız zaman 2-3 yılda verime yatacaktır o aşı sürgün. Zaten normal baştan plan olarak gittiğiniz zaman da yine 2-3 yaşında verime yatacaktır ve kendi gövdesi üzerinde olacaktır. Teknik olarak da çok iyi, ekonomik olarak da uygun bulmuyoruz bunu. En iyisi yeni fidanla yeni bahçe kurmak daha avantajlı. Çok teşekkür ederiz hocam. Sorularımız ve teşekkürlerimiz gelmeye devam ediyor. Ben tekrardan çok teşekkür ederim hocam size. Aynı zamanda Rica ediyorum. katılımcılarımıza da çok güzel sorular sordular. Tekrar çok teşekkür ediyoruz her birine. Bir quizimiz vardı bizim, size bahsetmiştim. Evet. Hemen quizimize geçebiliriz. Beş tane sorudan oluşan, zaten bu quiz gerçekleştireceğiz.
Bu zaman diliminde de bizler sizlerin konsantrasyonunuza etkilememek için konuşmayı yapacağız. Sessiz kalmış olacağız. Şimdi herkese tekrardan kolay gelsin ve başarılar diliyorum. Ben Telegram sayfasını şu anda bizde açtım. Testinizi de hemen buradan gönderiyorum. Şu anda geldi. Herkese kolay gelsin tekrardan. Yok. Şöyle yapacağız. Ben şimdi testi tekrardan yenileyeceğim. Mesaj gönderme açık olduğu için hemen onu kapatacağım. Böyle olduğunda maalesef test başlatılmıyor. Tekrar kontrol edelim. Şimdi tekrardan testimizi gönderiyorum. Yeniden katılımcılarımız dahil olabilirler.
Evet, testimizin sonuna geldik. Birincimiz Hayriye Sambur oldu. 5 soruyu 1 dakika 11 saniye içerisinde tamamlamış. Hepsini doğru bilmişler. İkincimiz Serkan Özkaya. 4 soru 1 dakika 1 saniye. Üçüncümüz Beklem Çolpan. Yine 4 soru 1 dakika 4 saniye. Aralarında çok büyük bir fark olmamış saniye olarak da. Dördüncümüz Uğur Arslan Beyler. Beşincimiz de HMT GZ Hamit Göz diye tahmin ediyorum. Evet. Tüm katılımcılarımızı tebrik ediyoruz. Çok güzel sonuçlar var hocam. Arada sadece bir soru diyelim. Biraz düşük diğerlerine göre. Hemen tek tek değerlendirelim tekrardan. Bunlar içinde yeterli olan yıllık ortalama yağış ne kadardır diye sormuştuk. %59 oranıyla 500 denildi. Şimdi eklemek istediğiniz bir şey olursa hocam beni kesebilirsiniz, araya girebilirsiniz. Ben o kısmı size bırakıyorum tamamıyla. Hemen ikinci sorumuza geçiyorum. Nar kaç derece sıcaklığa kadar olan yerlerde yetişir diye sorduk. %73 güzel bir çoğunlukla -10 dereceden aşağı düşmeyen yerlerde diye yanıtlandı. Üçüncü sorumuz. Yaz aylarındaki yağışlar nar meyvesinde nasıl bir etki yapar? Ve %81 çok büyük güzel bir çoğunluk meyve kabuğunu çatlatır diye doğru yanıtlamışlar. Dördüncü sorumuzsa. Nar nasıl bir yaz mevsimi isterdi ve sıcak ve kurak olacaktı. %54 oranında yine doğru bilinmiş bu sorumuzda. Ve son soruda, beşinci soruda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kaliteli meyve yetiştiriciliği için toprak nemi sürekli olmamalıdır sorumuzun cevabı olacaktı. %53. Yani baktığımızda %50 oranında zaten üstünde doğru var var. O yüzden tekrardan çok güzel bir şekilde katılım sağlandığını ben buradan görebiliyorum. Tüm katılımcılarımıza tekrardan ben teşekkürler demek istiyorum ve tebrik ediyorum hepsini. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Eklemek istediğim herhangi bir şey yok. Bütün dinleyicilere dinledikleri için, katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bu programı hazırlayan kişi ve kurumlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün üreticilerimize de bol kazançlı günler ve yıllar diliyorum. İnşallah. Çok çok sağ olun hocam. Aynı dileklerle. Hamit, Mümtaz Beyler sizlere bilgilerinizi aktardığınız ve sorulara verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim diye yine paylaşmışlar. Biz teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmak'ın sizlere selamları var. Ve bir de şöyle bir yazı iletmişler. Değerli hocama bu güzel nar yetiştiriciliği eğitimi için çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu demişler. Ben de sizlere aktarmış olayım hocam. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen bizim bu hafta içerisinde yine değerli programlarımız var. Hatta bunlardan bir tanesi de bu akşam gerçekleşecek. Ben hemen sizlere yansıtayım. Hem bu şekilde biz de takip edebiliriz kolaylıkla. Şu anda ekrana geliyor diye tahmin ediyorum. Geldi değil mi? Evet. Şu an görebiliyorsunuz diye umut ediyorum. Köy Kahvesi programımız bizler için yine çok değerlidir program. Gelecek için biyolojik mücadele diyoruz. Yine Facebook'tan, YouTube'dan ve Twitter üzerinden canlı yayınlarımızı bu akşam saat 6'da takip edebilirsiniz. Programımızın moderatörü İbrahim Yavuz ve tabii ki konuğumuz da Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Miraç Yayla olacak. Bu değerli programımıza tüm katılımcılarımızı bekliyor olacağız. Ve Melis Kayahan'dan Bir Kadın Bin Tohum'da yeni bir video yüklendi. Bu videomuzu da yine Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün kanalından takip edebilirsiniz. Çilek saklama yöntemleri ve tarifleri olarak geçiyor. Kesinlikle izlemeniz gereken değerli bir video olduğunu da buradan ekleyelim. Ve yarınki programımızda çok uzun zamandır hepimizin merakla beklediği aslında bir konu, kahve yetiştiriciliği. Hocamız Batem'den Doktor Dilek Güven olacak. Saat 14'te yani öğleden sonra saat 2'de programımıza bekliyoruz. Yine aynı şekilde tüm katılımcılarımızla canlı yayınımızda buluşmak isteriz. Evet, ben tekrardan çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten muazzam bir ders benim için de. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Söylemek istedikleriniz var mıdır? Ben size sözü devredeyim yavaşça. Herhangi bir diyebileceğim bir şey yok. Herkese kolaylıklar diliyorum. Çok sağlıklar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederiz. Bugün Tuğba arkadaşımız da bizlerle beraberdi. Kendilerinin de söylemek istediği bir şey var mıdır? Ben
Hemen sözü yine kendilerine devredeyim. Teşekkür ediyorum Çağla'cığım. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum değerli bilgilerinden dolayı. Çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederiz. Her şey için tekrardan yardımların için de. Evet, hocam tekrardan biz size tüm ekip olaraktan Antalya Tarım Ormanı olarak teşekkür ediyoruz. İnşallah yine güzel programlarda buluşmak üzere diyorum. Ve tabii ki Antalya Tarım Orman Müdürümüz, değerli Gökhan Karaca Müdürümüze başta olmak üzere, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irma ve görünen görünmeyen tüm ekip arkadaşlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz hocam. Ve sizlere de ve katılımcılarımıza da sonsuz bir şekilde güzel bir hafta olmasını diliyoruz aynı şekilde. Yarın yine dersimizde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın.